Merhabalar. Bugünkü dersimizde Morse alfabesiyle yeni yıl mesajı yazacağız. Hemen yeni bir proje başlatıyoruz. Projemize Morse alfabesi diyoruz. Oluştur dedim. Açılan sayfada bu blokları silelim. Ve input sekmesinden A düğmesine basıldığında bloğunu yerleştiriyoruz. Şimdi isim Morse alfabesine yakından baktığımızda bu şekilde nokta ve çizgilerden oluştuğunu görüyoruz. Biz şimdi mutlu yıllar yazdırmak istiyoruz. O nedenle M harfinin kodlarına bakalım. İki tane çizgi var. M harfi yazabilmek için iki çizgi yerleştireceğiz. Bu için her bir harf için bir fonksiyon oluşturacağız. Fonksiyon kısmına tıklayıp, eğer fonksiyon kısmı sizde açık değilse gelişmişe tıkladığınızda hemen gelişmiş yazısının altından açabilirsiniz. Fonksiyon yarat diyoruz. M harfi olarak isimlendirdim. Fonksiyonum bitti dedim. Şimdi M harfini bir kodlayalım. Ledlerden 3 tane aldım. Çünkü bunlar iki çizgiden oluşuyor. Ancak arada bir boşluk bırakmak gerekiyor ki ekranda görünebilsin. Şimdi bir tane daha boşluk oluşsun diye bir tane de boş led koyuyoruz. Evet, fonksiyonumuz bu şekilde. Şimdi bu fonksiyonu A düğmesine tıklandığında M harfini çağırsın. Fonksiyonlar kısmından M harfini çağır bloğunu A düğmesinin içine yerleştirdik. Hemen kontrol edelim. Bakın iki defa çizgi yanıp söndü. Böylece Morse alfabesiyle M harfimizi yazmış olduk. Şimdi bu harf ile bir sonraki harf U harfi arasında bir bekleme süresi olmalı ki harfleri rahat okuyabilelim. Bunun için buradan duraklat bloğunu yerleştirdik. Bu da 2 saniye olsun ki biz harfi çözümleyebilelim. Şimdi M harfi fonksiyonumu kapatayım. Şöyle bu kenarda dursun. Bir fonksiyon daha oluşturacağız. Sıradaki harfimiz U harfi. Fonksiyon yarat diyoruz yine. U harfi diyoruz ismine. Ve bitti dedik. Şimdi U harfimizin kodları için yine bakalım U harfimiz nasıl kodlanıyormuş. Bu defa 2 nokta bir çizgi olacak şekilde kodlayacağız harfimizi. Hemen temel sekmesinden ledleri alıyorum. Kopyasını çıkarmak suretiyle 2 nokta bir çizgiden oluşacak. Yalnız her bir simgenin arasına bir boşluk koymam gerekiyor. Boşluğu kopyasını çıkaralım. 2 nokta bir çizgi olacak. Hemen bir çizgimi de yerleştirdim. Ve de en sonda bir tane daha boş bir led koyalım. Evet. Şöyle bir küçültelim. Bakın. 2 nokta bir çizgiden oluşuyor U harfi. Hemen bunu kapatalım. Şöyle biraz büyüteyim. Ve fonksiyon kısmından U harfini de buraya yerleştirdik. Şimdi onun arasına da yine bekleme süresi ekleyeceğiz. Bu şekilde mutlu yıllar yazısını yazdıracağım ekrana. Sıradaki harfimiz T
harfi. Hemen T harfimize bakalım. T harfi çok kolay. Tek bir çizgiden oluşuyor. Hemen temel kısmından iki tane almamız yeterli olur. Bir çizgi gösterecek. Fonksiyon kısmından T harfini çağıralım. Ve yine sonuna bekleme süresini yerleştirelim. Şimdi sıradaki harfimiz L harfi. L harfine bakalım. Bir nokta, bir çizgi, iki nokta. Nokta çizgi, çift nokta şeklinde kodlayacağız. Fonksiyon yarat. L harfi. Nokta. Bir sonraki. Kopyasını çıkaralım. Arada boşluk olacaktı. Nokta çizgi ve iki nokta olacak şekilde kodlayacağız. Evet, nokta, çizgi, iki nokta. Bu da L harfimiz. Hemen bunu da çağıralım. Fonksiyonlar kısmından L harfini çağırdık. Ve yine duraklama ile onu yerleştirdik. Ne yazmış olduk? Evet, U harfi var sırada. U harfini zaten daha önceden hazırlamıştık. Şimdi sadece çağırmak kalıyor. U harfimizi de çağırdığımız zaman bakın mutluyu yazmış olduk. Bakalım şimdi. M harfimiz yandı. U harfi ve T harfi sadece tek bir çizgiydi. L harfimiz yandı. Ve U harfimiz tekrar yandı. Bu şekilde B düğmesine basıldığında da yıllar yazsın. Bu şekilde kodlamamızı devam edelim. İki saniye. Evet, şimdi bir düğme daha alalım. Bu defa B düğmesine basıldığında buraya da yıllar yazsın. Yine fonksiyona gidiyoruz. Fonksiyon yarat diyoruz. Y harfi diyoruz bu sefer. Hemen Y harfimize bakalım. Y harfi bir çizgi, bir nokta, çift çizgi. Çizgi nokta, çift çizgi. Nokta
Boşluk. Tekrar boşluk. Evet, çizgi, boşluk, nokta, boşluk, çizgi, boşluk ve çizgi, boşluk şeklinde G harfimizde, pardon, bunun içerisine koyacaktık. Evet, G harfi fonksiyonumuzda oluşturduk. Hemen çağıralım. Bekleme süresini yine yerleştirelim. Sırada I harfi var. O da iki noktadan oluşuyor bakın. I harfi diyoruz. Nokta, boşluk, nokta. Bir tane de sonuna boşluk. Evet, I harfimizi de oluşturmuş olduk. Onu da çağıralım. Evet, sıradaki harf L harfi. Daha önceden bakın oluşturmuştuk. Mutlunun içinde vardı. Onun için işimiz kolay. Hemen çağıracağız sadece. Gördüğünüz gibi fonksiyonlar bize bu bakımdan kolaylık sağlıyor. Şimdi yıllar olduğu için tekrar L harfini çağıracağız. Fonksiyonlar kısmından hemen A harfi diyelim, oluşturalım. Şimdi A harfine bir bakalım. A harfi bir nokta ve bir çizgiden oluşuyor. Hemen bir nokta, kopyasını çıkaralım şöyle. Bir nokta ve bir çizgi. Hemen kopyasını çıkartalım. Alt kısmına yerleştirdim. Böylece A harfinde bakın hazır. Hemen fonksiyon kısmına geçiyorum. A harfini çağırdım. Geriye bir tek R harfim kaldı. Onu da oluşturduğum zaman kodlarım tamamlanmış olacak. Fonksiyon yarat dedik. R harfi dedik. Bakalım R harfinin kodları nasılmış. R harfi de oldukça kolay bakın. Bir nokta, bir çizgi, bir nokta. Nokta. Boşluk oluşturacağız. Kopyasını çıkartıp. Bir çizgi. Ve bir boşluk bloğu daha eklersek tamam olacak. R harfini yazmış oluyoruz. Evet. R harfini de çağıralım. Ve çalışmamızı tamamlayalım.
Şimdi bakalım kodlarımıza. Evet, Morse alfabesiyle yeni yıl mesajımızı yazmış olduk. D tuşuna da basıp yıllar yazısını görüyoruz şu an ekranda. Bu şekilde sizler de kendi yeni yıl mesajınızı Morse alfabesiyle oluşturabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.